Perşembe günü eş genel başkanlarımızın, MYK üyelerimizin ciddi anlamda ceza aldığı süreçleri gördük. Yani Türkiye'de bunun bir emsali örneği yok. Bir partinin genel başkanı dokunulmazlığı hukuka aykırı bir şekilde kaldırılıp cezaevine konuldu. Milletvekilleri dokunulmazlığı keza hukuka aykırı bir şekilde kaldırıldı, cezaevine kondu. Belediyelerimize kayyumlar atandı. Belediye başkanlarımız cezaevine atıldı. Maalesef bu süreç bizim sanki bir kaderimizmiş gibi bir süreç yaşıyoruz. Ama buna rağmen Kürtler, Kürt halkı hiçbir zaman direnmeyi bırakmadı. Geri adım atmadı. Diz çökmedi. Bunun en somut örneğini de eş genel başkanımız Demirtaş şunu bile söyledi. Ben bugün hayatımı cezaevinde kaybedersem tabutumu dik çıkarım. Boynum eğilmesin dedi. Bizim ciddi anlamda bizim değerlerimiz o arkadaşlar. Bizim kıymetlilerimiz. Bugün cezaevinde sınırlı olarak kendi haklarını savunmaya çalışıyorlar. Ama o sıra bizde. Biz onların hakkını savunacağız. Çünkü bugün onların cezaevinde olmasının asıl nedeni bizlerin haklarını savundukları için. Bunu basın açıklamamızda halkımızı davet ederken de söylemiştik. Onlar Kürt halkının haklarını savunmak için cezaevindeler. Bugün sıra Kürt halkında. Kürt halkı da içerideki tutsaklara, yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza sahip çıkmak zorunda. Hukuki süreç devlet lehine işlese de bizce partinin zihinsel yaklaşımı ve eylemsel yaklaşımı devleti boşa çıkarmıştır zaten. Biz bunu ilk mahkeme salonunda arkadaşlarla yaşadık. Beyniyetle şunu görüyoruz. O devlet ki bu paradigmanın her koşulundan ve her bireyinden ciddi oranda korkuyor ve korkusunu da dün burada kent merkezinde açıkça gözümüzün içine bakarak hissettirdi. Biz de onların gözünün içine bakarak aslında bu mücadelenin her anını örgütlü ve birlikte yürütebileceğimizi onlara gösterdik. En nihayetinde şunu görüyoruz, her şeyden önce bu partinin şehitleri, partinin zindanda tutsakları ve en nihayetinde partinin neferleri olarak biz onlar karşısında diz çökmeyeceğiz, daha ötesine götüreceğiz. Bu paradigmayı ve bu koşulları, partimizin ilkelerini burada sonuna kadar savunacağız. Artık hakları da değil, bizim için bir varlık sorunu. Hak da savunuyoruz, varlığımızı savunuyoruz. Bu bağlamda değerlidir. Ben de teşekkür ediyorum.